Herkese günaydın. Almanya tatilinin ikinci günü bugün gerçekten hayal ettiğim, görmek istediğim yerlerden birine gideceğiz. İnşallah Hallstatt'a gideceğiz. Saat şu an 7.30, alarmı kurdum. Hazırlanıp çıkacağız. Bakalım şu Hallstatt resimlerde ve videolarda göründüğü gibi miymiş, çok merak ediyorum. Oraya gideceğiz. Direkt konuya girdim. Çünkü bugün çok hızlı ve çok yoğun geçecek. Hadi hazırlanalım. Gökhan'la Selda benim uyanmayacağımı düşünüyordu. Normalde çok geç kalkıyorum. Özellikle tatil zamanlarımda. Şimdi onları uyandırayım da bir şaşırtayım. Kuzen! Aynen, sesin iyi geliyor. Ne oldu lan, bana diyordun uyanamazsın diye. İyi. Oğlum saat 7.32. Tamam kardeşim, uyanırım şimdi. Haydi bakayım. Neyse arkadaşlar, şimdi bir duş alacağım. Yani duşu da çekmeyeyim şimdi. Tamam, blok da. Benim duş alıp hemen geliyorum. Evet. Galiba hazırız. Böyle değişik değişik tiplere giriyorum. Kameraya koyabileceğim bir yer yok. Bir de vlog konusunda birazcık acemiyim yani. İdare edin. Komik görüntüler edit dediğim zaman çıkabilir. Kullanmamam gereken sözler veya yapmamam gereken hareketler falan. Beni idare edeceğinizden eminim. Her zaman tatile çıkıp vlog çekme imkanım olmuyor maalesef. O yüzden birazcık heyecan da var. İnşallah şimdi yola çıkacağız. Kuzenimin eşi Selda'nın şu an toplantısı varmış. Şu anda da mevcutta çalışıyor yani. Bir yarım saate falan tahminen çıkmış oluruz. Hazırlandım. Şimdi yolculuğa başlıyoruz. Hadi. Hadi gidelim. Yine geldim. Ağzına tüküreyim ya. Bu soda ama sizin bildiğiniz soda gibi değil. Yani normal su gibi içebiliyorsunuz. Hmm. Yani daha hafifletilmiş. Aynen. İsterseniz alın, ben bir tane alacağım. Araba yok mu? Araba. Sen FaceTime konuşurken içip durduğun buydu değil mi? Bu. Araba yok mu? Şey çekmeyecekmiş. Yasak mı? $15 Üstüne para veriyorlar ha. Hepsi sen 85 cent alacaksın. Gel. Başka bir şey istiyor musunuz? Alın alın. Tostol var. Oğlum. Şey şimdi bunu böyle tutup atıyorsun. Böyle atıyorsun, evet. Alacak mısın onu? Yok. Ya atma. Oğlum. Sen ne diyorsun fiyatlara? Yorumun ne? Çaktırmadan kameraya yorum yap. Sen 4.000 hissettiğini çok kötü hissetmişsin. Danke, ciao. Evet. Almanya'nın meşhur marketlerinden biriymiş. Alışveriş yaptık kahvaltı için falan. Market fiyatlarını gösterdim. Normalde yasakmış içeride video çekmek. Göbeğimin hiç bu kadar işe yarayacağını düşünmemiştim. Allah'tan yaratıp bir şekilde çekmeye çalıştım. Çektiğim görüntüleri çok izleyemedim. Yani bakalım editlerken artık bakacağız nasıl çıktığını. Ama genel olarak dürtüldüğümüz kesin. Hava çok soğuk. Evet, şu an Lindberg merkezdeyiz. Burası çarşının, Satürn'ün ve Harley'nin olduğu yer. Şimdi bir Satürn'den kuzenim Gökhan ve Selda alışveriş yapacak, bir şeyler alacak. Ondan sonra ben bir bot alacağım. Ondan sonra Hallstatt yoluna çıkacağız.
kuzen. Bak 4 saat yol gideceğiz. Yorulunca dur. Tamam. Evet. Sen benzin sen mi dolduracaksın? Hayır ben dolduracağım. Ne kadar istiyorsun? Fulle. Tamam. Hadi. B7. Evet. Onu satayım. Kıza centilmenlik yapalım. Montu verelim dedim. Ben üşüyorum. Oğlum yani Halstat'a da böyle gitmezsin ya. Şu Allah şunu montumu ver ya. Böyle bir şey yok. Kanka bak müdürüne söyle. Aldığın paranın her kuruşunu hak ediyorsun lan sen. Sen gerçek bir emekçisin kanka. Onur Bey bu ayakkabılar yeni mi acaba? Evet. Nereden aldınız? Nereden aldım bilmiyorum. Gökhan Bey yorum yapacak mısınız ayakkabıya? Ayakkabı inanılmaz harika bir şey ya. Çok samimiyetsiz bir yorum. Hemşerim. Memleketin tırcısı bile kaçmış ama. Maşallah mı yazıyor lan üstünde? Aha bir tane daha Türk. Abilerim benim be. Oğlum ben niye bu kadar seviniyorum? Şöyle. Abi selamun aleyküm. Biz Allah'a ben şundan kutluyum. Biz burada geçtik de. Vignet almamız gerekiyor mu biliyor musun? Taksi mi? Aynen. Taksi vignet almanız gerekiyor. Şimdi yukarıda yeşil bir tane bina var. Tamam. Tek kartı. Onun en başında vignet olan yeri var. Benzinlikte de galiba var. Kesin olarak bilmiyorum ama var. Alttakinde. Ha. Üsttekinde değil. Abi eyvallah. Allah razı olsun. Hayırlı yolculuklar abi. Hayırlı yolculuklar. Allah razı olsun. Eyvallah. Nasıl buldun kanka? Çok güzel yerler ya. İyi ki geldik gerçekten. Herkese tavsiye ederim. İmkanı olan gelsin.
ayakkabılar var. Şimdi fiyatlarını falan göstereyim. Belki almak isteyen olur, hatıralık falan. Oğlum harbi çok güzelmiş aşkım. Evet. Ya arkadaşlar, böyle yerler bana çok tuhaf duygular yaratıyor. Yani çok seviniyorum. Böyle yerleri görüyorum. Ama dönüyorum. Türkiye'ye çok bambaşka şeyler, bambaşka yerler, bambaşka bir yerleşim. Yani insan gerçekten doğasında var kıyas olayı. Yani şöyle dağlar, vallahi bizim Karadeniz'de de var yani. Ama böyle kalmıyor. Böyle koruyamıyoruz yani, böyle sabit kalmıyor yani maalesef. Ay şuraya bakar mısın? Gene de Hallstatt. Buraya geldiğim zaman kesinlikle gelinmesi gereken yerlerden biri olarak görüyorum. Yani bak. Bir şeylerin büyük değişmesi, büyük farklılaşması gerekiyor. Eğitimin, insanlara, doğanın ne olduğunu, her şeyin daha farklı aktarılması gerekiyor. Her şeyin inşaat üzerine olmadığının anlatılması gerekiyor. Zengin olan, parası çok olan insanın her yere, her şeyi yapamayacağının anlatılması gerekiyor belki. O yüzden ya bu tarz yerleri gezdiğim zaman özellikle bu duygular çok oluyor bende. Anın tadını çıkartamıyorum. Yani yaşadığım yer, hayatımı geçirdiğim yer, yerlerin böyle olmaması insana çok soru sordurtuyor maalesef. Sorular içinde kayboluyorsun buraları gezerken de. Tabii buranın tadını da çıkartamıyorsun ister istemez. En azından ben de öyle. Ama burayı gelip buraları görmek isteyen ve tarz yerleri seven insanlara kesinlikle tavsiye eder miyim? Ederim tabii ki. Yani YouTube'da envai çeşit Hallstatt videoları var zaten. Ben çok gezebildim ve çekebildim mi emin değilim. Yeterince güzel gördüklerimi aktarabildim mi veya konuşabildim mi emin değilim. Çok konuşmak istemedim bu videoda. Zaten görüntüler konuşuyor. Öyle yani. Şöyle göstereyim. Dünya güzeli yerler işte. Evet. Kuzenlerimle ve kız arkadaşımla çıktığım Avrupa tatilinin ikinci günü Hallstatt'taydı bu şekilde. 4 saat yol geldik. Birazdan da 4 saatlik bir yola çıkacağız. Vallahi geldiğimize değdi. Görmeye değer bir yer. İnşallah Allah nasip ederse tekrar buralara gelip görme fırsatım inşallah olur. Çok sevdim yani. Hadi Allah'a emanet olun. Oğlum Selda, uykun mu geldi lan? Şu, efsane değil mi ya? Acayip cool durdu. Manetinle Allah fotoğraf çekebilirini versin. Acayip. Ulan kolay bir. Biraz anladım sanki. Gel kavalalım. Nürnberg tarafı. Nürnberg. Nürnberg uzak, buradan oraya buraya nasıl geldiniz ya? Hayırsa çok güzel. Burada yaşamam lazım. Gözüne bakıp böyle bir yaşam var. Evet, çalışmak. Trafikte araba kullanıyorum, 4 saat araba kullanıyorum. 1 gram durulmadı. Türkiye'de 4 saat araba kullan, kafayı yersin. Korna yok, korna. Burada kornaya vurdun zaman el aşağı iniyor, üstü dum olabilir. Yani sen kafayı manyak mısın? Aynen. 50'lik yolda adamı sollar gidersen, adam yavaş gitti. Sana selektör, durdurdum mesela birisini, ben öyle bir sinirlendiydim. Ne selektör yapıyorsun dedim, 40'ta gidiyorsun dedim, 50'lik yolda dedim. 60'ı sollamışım. Yavaş git diye söylüyorum dedi. İleride dedi, yağ dökülmüş yatısı vardı dedi. Ne kızıyorsun dedi. Ben onun kusturması. Benim bir kere de bir durdurmuştu, radar var diye. Ben bana selektör yapmıştım, evet. Almanya'nın nüfusu Türkiye'ye arada 5-6 milyon fark varmış. Ama kalabalık yok. Ama 25 kalabalık niye yok biliyor musunuz? 25 bin tek bir şey yok. En örneğini söyleyeyim. Şurada Obotran dağın köşesinde bir yerdir. Aşağı yukarı 7 bin nüfusu var. Yüz ölçüm olarak adamlar ev yapmışlar, dağa doğru yer yapmamışlar. Adamlar düzlük arazileri tercih etmişler. Düzlük arazilere yayılmış evler. Her kelimin müstakil evleri vardı. Yani disiplin var. Adamlar disipline alışmış. Bir yere gideriz. Buranın polisi vardı. Bana bir sandalye lazımdı buraya.
Gittim işte Keşif Kulesi'yle oturduk, konuştuk, sohbet ediyor sonra. Bir tane Türk geldi, beni gördü ya orada. Bir geldi içeriye, şefim dedi, sana bir şey sorabilir miyim? Çık dışarı. Kapıyı vur. Öyle. Dışarıda beraber kahve içiyor. Ondan sonra da dışarıda yakaladı onu. Ya dedi, beni yakaladı dedi, ne dedi, biliyor musun? İş başka, arkadaşlık başka. Sen tamam demiş, biri var bir ay oldu işe gireli demiş. Arkadaşım demiş, ama demiş işte ben kimseyi tanımam demiş. Zaten öyle olmasam demiş bu pozisyona geldi. Ama adamın da maaşı 6000 lira. Eyvallah. Ben teşekkür ettim. Hadi Allah'a emanet olun abi. Tam like Como gibi böyle. Halif. Kesin. Kadar sen bu fotoğrafı beğenmeyeceksin. Kuzen o ne oğlum lan? Oğlum bu ne? Arınma gecesi. Kuzen hiç konuşmuyorsun ya, akşam oldu. Yoruldun mu? Hayır, anın tadını çıkıyorum. Her anı böyle bir zihnimin gerilimlerine kaydediyorum. Hadi Melih. Kiliseye mi gireceğiz? Bu bakacağız. Gerçekten. Selda, bir camiye şöyle merakla girmedin ya. 1945'te kültürel şey olarak korunmaya başlamış.